Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan Komutası'ndaki Birleşik Türk Ordusu'nun 1101'de Amasya, Konya ve Ereğli üçgeninde Haçlılara karşı 3 defa kazandığı zafer, gerçekleştirilecek kazılarla gelecek nesillere aktarılacak. Kazı çalışmaları Ereğli'de başlatılacak. Projenin Ereğli ayağının bilimsel başkanlığını yürüten Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali Hacı Gökmen, 1101 yılı Haçlı Seferleri Savaş Alanı Tespiti projesine başladıklarını belirtti. Şimdi bu projenin en önemli ayağı Ereğli ayağı. Bu Ereğli ayağındaki bulunduğumuz tepe, Kılıç Arslan'ın bulunduğu bir tepe ve sultanların buradan okçuları ve savaş alanını ve haçların izleyiş olduğu bölge. Biz buraya 1. Kılıç Arslan adını veriyoruz. Tabii ki hocalarımız bu bölgedeki yüzey araştırmasını sahalarda ve nehrin ve bataklığın bulunduğu bölgeleri tespit ettik. Proje tamamlandığında tarihi bir zafere ışık tutacak. Bu proje bizim için değil, Türkiye tarihi için çok önemli bir proje. Malazgirt'ten sonra kazanılmış en önemli zaferlerimizden birisi diyebiliriz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta da Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1101 yılı Haçlı Seferlerinde kazanılan zaferin Anadolu'daki Türk varlığını ispatladığını ifade etti. Üstüne üstlük sadece Türkiye tarihi için değil, aynı zamanda baktığımızda Orta Doğu'nun Türk-İslam kimliğinde kalması, daha doğrusu Müslüman kimliğinde kalması ve diğer taraftan da işte aslında Haç seferlerine bakarsanız yaklaşık işte 200 sene sürmüştür ama Sultan Kılıç Arslan burada kazanmış olduğu zaferlerle aslında bütün seferleri bitiriyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Osteo Arkeoloji Merkezi Müdürü Profesör Doktor Vedat Onar ise projenin çok yönlü incelendiğini vurguladı. Savaş alanında atlardan başlarsak atların koşum takımlarından tutun üzerine giydirilen tüm malzemeden, eğerden, varsa toplu gemilerde kemiklerden, yine askerlerin toplu gemilerinden kemikler ortaya çıkarabiliyorsak insanları tanımlama ve dolayısıyla burada antropolog arkadaşlar ekibimize dahil ediyoruz. Sadece makroskopik incelemeden ziyade analizler de yapılmaya çalışılıyor.